Peki İsmail Bey dış yatırımcıyı da etkiler mi? Yani e, dış Kötü yatırımcıyı... Kötü anlamda tabii negatif. E, yani e, zaten dışarı tırımcıyı mevcut, hukuk sistemi mevcut e, sistem etkilediği için biz para bulamıyoruz. Onun için Suudi Arabistan'a, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne swap için 5-10 milyar dolar için gidip geliyoruz. Ve bunlar için verdiğimiz tavizlerde belli işte katil dediğimize dosya veriyoruz. E, FETÖ'nün Fransoru dediğimize e, gidip bir şeyler yapıyoruz falan yani. Dış yatırımcı, yabancı yatırımcının gelmemesinin nedeni burada yaptığı yatırımın ileriye dönük, güvende hissetmemesi. Bunun içinde zaten deniyor ki bu ülkede normal bir hukuk yönetimi, hukuk tesis edilirse yatırımcı da gelir, yerlisi de yerli yatırım bırakın yabancı. Yerli yatırımcı artık ülkende değil gidiyor Balkan ülkelerinde bir toprak buluyor, fabrikasını oraya kuruyor. Yani bırakın yabancının gelmesin biz yerli yatırımcımızı zaten gönderme noktasına gelmiş bir, bir durumdayız. Dolayısıyla ürkütür. Fakat bunlar ekonomist yazdığı için ya da yazmadığı için değil. Yabancı yatırımcı bakıyor ve görüyor. Geleyim mi diyor, gelmeyeyim mi diyor. Gelmesinin koşulları belli, gelmemesinin koşulları belli. Maalesef ki son yıllarda gelmemesine ilişkin koşullar onun tadat ettiğinde daha fazla görüyor ve gelmiyor. Bu kadar açık ve net. E, e, dedi çok doğru. Sevgili yani hakikaten ekonomist bunu hep yapıyor. 2011'de istediği, 2000 bilmem kaçta istedi istediği, en son 2023'te istiyor. Ya 6-7 kere böyle yaptı. Yani şimdi bir laf vardır. Yani bir kere yapıyorsun, tamam eyvallah. İkinci yapıyorsun, tamam. üçüncüsüne yani bir yaptığından aynı sonucu alıyorsan eğer üçüncü yaptığından aynı yöntemle farklı bir sonuç bekleyebilir misin? Hayır, yani çok bildik bir sözdür. Einstein'da Bekleyemezsin. Bir söz, evet. Ha demek ki bunlar bunu yaptılar ve sonuç aldılar. Ama içerideki algıyla beraber düşünün bunu. Eğer e, sürekli yapıyorlar ve muhalefeti tutuyorlar. Kemal Bey o istiyorlar ama Erdoğan kazanıyor. Bir. İkincisi aynı. Ya bunlar bu kadar aptal mı ya? Bu kadar senin deyimle andavallı mı bunlar? Bu kadar, bu kadar andavallar niye? Yani Yok, bir bu kadar söyleyeyim. andavallı olmaları mümkün değil. Söyleyeyim. Ekonomisi, Yaptıkları ekonomisi yöntemin... Ekonomistin kapağından kesmezler. bir şey bak, söyleyeyim. Ben seni Rusya, kesmedim ya yapma. Hayır, bak Rusya-Türkiye ilişkileri bozulacak diye kapak yaptı ya. Rusya Türkiye ilişkileri bozulacak Türkiye ambargoya uyacak diye kapak yapan yine bunlar. Yani tamam o bir temenniydi belki. O bir, belki. Yani, o bir oku, okuma, o bir, özürlü, o bir öngörüydü. Okuma ama özürlü bak. Bu adam 8 9 kere diyoruz. Kapak yaptı. Muhalefet destekte her seferinde çuvalladı. Ya adam bir kendine sorar Bir, bir dakika der ya. Ya yani Kemal, operasyon... Bey, ama ha, Kemal Bey de 10 kere seçime gibi Ne olacak Kemal yani, Bey? De, burada ya, operasyon de o seçimi. zaman başka türlü yapılıyor. Bunu böyle bakacaksınız artık. E, dış politika yani e, öbür tarafta şu şunu şunu, şunu e, görmek gelemeyiz. Yani biz mülteci kampına döndük doğru mu? Yani 5,5 milyon Suriyeli üstüne koy koyabildiğin kadar Afgan'ı, Pakistan'ı 10 milyon insan var. Batı'nın en büyük korkusu, Avrupa ülkelerinin en büyük korkusu bu mültecilerin sınırın sınır kapılarını açılıp Avrupa'ya yayılması. Bunu denedik mi biz? Denedik. Sınır açtık hatta sayaç da koyduk şu kadar gitti bu kadar gitti falan diye. Neden? Çünkü para vermemişlerdi. O söz verdikleri para gelmemişti. Yok o biraz şeyle ilgiliydi. Ee... Yunanistan'ın yanında durmakla alakalı ya, çok hayır başka gibi. şeyler ama yani ne, ne, neticede bu. Hani e, Binali Yıldırım'ın sözünü sanıyorum hepimiz hatırlıyoruz. Daha buna benzer çok fazla söz var. Ya biz gönderirsek bunları Avrupa kötü olur. Biz onun için Avrupa'yı koruyoruz bunları. Bakın e, Batı ee, kim ne derse desin hala eğer böyle bir senaryo üzerinden konuşacaksak hala e, iktidardan vazgeçmiş değil. Hala vazgeçmiş değil. Evet vazgeçmiş değil. İsmail Bey Bugünkü bir şey, bir şey söyleyeyim onu söyleyeyim yani, bakın. Yani biraz önce söyledim açayım. Manisa'ya fabrika kuracaktı adamlar. Suriye harekatını gerekçe göstererek Manisa'ya otomobil fabrikası kurmadılar. Ve sonra CEO'su. 2-3 ay sonra dedi ki bu yanlış bir karardı dedi. Şimdi Kemal Bey de hani yatırım bulmak istiyor Türkiye'ye. Hukuk sisteminin daha iyi bir hukuk sistemine yabancı sermaye sever mi sever? Bunu sizinle tamamen en fikrim. Ama bir Amerika'da faizler yüzde beş buçuk seviyesine gelmiş oturmuş. İki yani dünyada para resesyon mesela Almanya resesyonu konuşmaya başladı. İki bize siyasi dayatmayla ile yani e, Demokrasi kılıfına soktukları her şey aslında siyasi dayatma. Suriyedeki operasyonla Alman firmasının yatırımının ne alakası var öz itibariyle? Ama Türkiye'ye hep bir siyasi sopa olarak kullanıyorlar parayı. Yani bu Burada ülke hiç itiraz etmiyorum. Yani doğru. bu ülkede en çok bu ters tepiyor. Bakın bunu da okuyamıyor bu herifler. Do Hayır, e, ters tepiyor ya da tepmiyor ama para sürekli silah olarak kullanılmıştır. Sop olarak. Yine, yine yapıyorlar. Hiç itirazım yok. 20 yıldır da döv, dövüyorlar işte yani bizi parayla, pulla, işte onunla o tehditle, bu tehditle dövüyorlar. İşte biraz önce sen e, ifade ettin. E, Kuzey Irak'ta e, kurdular mı Kürdistan'ın bir parçasını kurdular. E, Suriye'de YPG, PYD eliyle bir parçasını da hallettiler mi? E hallettiler. İkisini birleştirecekler. Bizim e, birleştiremediler bir, ki bir sınırımız var şimdi orada. Yani Güney sınırımızda bir e, e, Kürdistan'ın bir parçası oluşuyor. Bu kimin projesi? Büyük Orta Doğu projesi bu. Bakın çok İkin acı bir şey söyleyeyim de, size. E, İsrail'in inanılmaz böyle yıllardır Kür, deli gibi Kürdi, istediği bir ama şey bakın, bu. Orada nerede ayrılıyoruz İsmail Bey biliyor musunuz? Keşke sadece Kürdistan projesi olsa. Amerika ne yaptı biliyor musunuz? Hayır sadece Kürdistan değil tabii Ta, ki. Talabani'yi şey Talabani de PKK'nın emri altında sokarak Amerika bir PKK devleti kurmaya çalışıyor şu anda. Barzani'yi tasfiye etmeye çalışıyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Barzani'yi tasfiye edip işte onun için de Bafıl Talabani bunu, bunu PKK'nın altına sokup PKK devleti kurmaya bakın, çalışıyor. Bunu gören muhalefet 1 Mart tezkeresine o tarihte hayır dedi. Ya yok gözünüzü seveyim yani, o kadar gidiyor. girmeseydi kurulmuştu devlet. Girmeseydik Suriye'de bir o başka de. bir operasyon ama başka bir bir bir, bir İnanın, Mart, bakın, bir Mart bir geliyordu. bir Mart bir bir Mart, göre, tut, ha, yok, bir 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 Suriye bir Suriye gününe, e, Suriye e, Suriye bir Bunun, Suriye Suriye mi, Suriye yıllık yıllık Hedefini Hedefini bir 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 biraz destek etti. veriyordu. Libya'ya bir desker olmalıydı o. Şimdi o başka Hayır, bir. Bakın Libya'ya Libya da oy ma vermedi. Mavi Marmara e, şey mavi Akdeniz diyoruz Mavi, mavi Marmara Vatan. Marmara diyoruz. işte Doğu Akdeniz diyoruz. Oradaki petrol diyoruz, gaz diyoruz vesaire. En son iki yıl önceydi galiba Pir Reis değil mi? Pir Reis İskenderun'a bakım için çekildi. Hani bakım İkmal e, içi çekildi. Hala nerede şu anda bilmiyorum. Ben şunu biliyorum ama Exxon, biliyorum. Mobil, Exxon Mobil Exxon Mobil'in gemisi Girit'te ve ben mavi Vatan'ı ilan ettiğim için Amerika'nın Exxon Mobil'in gemisi Girit'in tartışmalı sularına giremiyor. Yunan, Yunan adalarında hani dış politika Yunan adaları o, silahlanmış durumda. Adamlar Kuzu Partisi veriyor. Mesela biz ne yapıyoruz? Bilmiyorum. Bakın, mesela yani tam burada ne, burada ne yapmak Çünkü, gerekiyor bütün. biliyor musunuz? Bu mesela bunu milli politika. Niye aldık? Çok özür dilerim. Niye Çok niye çıkardık? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim bunu milli politika haline getirebilirsek müthiş bir şey yapmış oluruz. O zaman kuzuyu çeviremezler ama şimdi kuzuyu niye çeviriyorlar biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi delegesinin üzerine çizdiği dış politikadan sorumlu baş danışman ne işimiz var Libya'da diye başlayıp mavi vatanı torpillediği. Daha orada mavi vatanı şey, şey, torpillediği ve biz bir birlik e, görüntüsü ilk, veremediğimiz ilk, için Durum ilk, ilk, ilk şimdi bir, durum dakika. Bir, dakika. E bir dakika benim kafam yine karıştı burada. Bu sefer de sen karıştırdın. İktidarda AKP var. Evet. Cumhur İttifakı var. Evet. Yani e, CHP muhalefette yani muhalefetin muhalefetin bütün yaptıklarını ya da bütün söylediklerini e, kabul etseydi gerçi ediyor Siz 3600. Kaç tane EYTL uluslararası vs. toplantı falan. izlediniz yani. hiç izlememişsiniz galiba. Peki. Bu işi, bir dakika aa, bunu sormam lazım. Aa. Ah. Bir dakika. Uluslararası Bak ben so başka bir şey söylüyorum Yani ben başka bir Geliyorum şey. Geliyorum sayın. Bir, sakin bir dakika. Ol, bir sakin ol ben cümlem bitireyim. Bir sakin ol uluslararası toplantılarda bu işlerin nasıl yapıldığını bir öğren. Ondan sonra rahat rahat konuşalım. Kıbrıs Rum kesimi, New York'a, İsviçre'ye, bütün toplantılara milli birlik olarak iktidar muhalefet bir arada gelir. HDP eş genel başkanı Mitat Sancar'ın Hafter'e adam yolladığını biliyor musunuz? Heyet yolladığını. O heyeti niye yolladınız dediğinde kendini, ya bir dakika CHP'de Libya tezkeresine hayır dedi kardeşim diye savunduğunu biliyor musunuz? Ulusal birlik, Siriza değil mi şu anda, Yunanistan'da ana muhalefet. Bir bakın bakalım Çipras Avrupa Sosyalist Enternasyonel'e gittiği zaman Avrupa Birliği Sosyalist Enternasyonel'ine Avrupa Birliği Sosyalist Enternasyonel'inde yerden yere vurduğu Mitsotakis'in Türkiye politikasını nasıl savunmuş? Türkiye'ye karşı daha sert önlemler alınmayı oradaki parti başkanlarına nasıl söylemiş? Ülkenin iç konularında birbirimizi yiyebiliriz. Hiç problem yok. Ama ülkenin temel meseleleri vardır. Diyorum ki size Suriye tezkeresi diyorum. Orada niye süresi takıldı? E, Libya tezkeresi diyorum orada başka bir şey. Bakın sağlam durmamız gerekiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetiğinde o sağlam duruşu biliyorum. Biraz önce Abdülkadir Selvi söyledi eksik söyledi. Onu da tamamlayayım. Evet Demirel'e haşa çekiminde bir baskı yapıldı. Bunu karneye bağladılar. Kimseye de aslında çok ettirmediler. Haşa çekim yasağını kaldıran da Bülent Ecevit'tir Türkiye'de. Dolayısıyla CHP'nin genetiğinde ülkeyi savunmak vardır. Ben Engin Altay'ı dinledim bir televizyon kanalında. Hiç e, dış politika baş danışmanının söylediğinden bambaşka bir havada konuşuyor. Klasik CHP geniyle konuşuyor. Şimdi e, CHP'nin dış politika başkanı, CHP'nin her şeyini yönetiyor, yönlendiriyor gibi bir e, tablo çıktı ortaya. Sanmıyorum böyle olduğunu. Umarım. Hani farklı u, Ben de umarım. Umarım. Ama şimdi milli birlik çok doğru. Dış politikaya karşı e böyle milli birlik gösterilmesi lazım. Şimdi Suriye politikasını yanlış yani olduğunu söyledi muhalefet. Çizdi, ünal, e, ama iktidar ünal hayır dedi, doğru oldu, yapıyorum dedi. Yıllar sonra geldi yaptı. iktidarın dediği noktaya. İşte o yanlış i̇şte politika yaptı. yapan Davutoğlu şimdi başka yer mi Irak kursa, Şimdi Davutoğlu tamam da yani Davutoğlu'nu ayrı koyuyoruz. AKP'liklerinin tamamını ayrı mı koyuyoruz? Söyle yani Davutoğlu şey Erdoğan'a karşı, şey karşı bir şey mi yaptı orada? Hiç öyle bir şey yapmıyor. Şimdi Mısır dedik, Sisi, Rabia dedi. Dedik, şimdi geldik Mısır'ın sisisini bir yerlerde arayıp da tokalaşmaya çalışıyoruz. Doğru mu? Rusya Rus, Putin'e gittik. Sayaç koydular önümüze ve bunların tamamında örnekler arttırmak mümkün. sabah kadar konuşuyoruz. Aynı sayacı biz Madrid'de ben de bilmiyorum. Mesela uluslararası toplantı diyorsun. Hı -hı. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Uluslararası toplantının hangisinde sayaç koymak vardır? Hangi nezakette onun vardır? Aynısının, bu? Onun ya da aynısının onun yapıldığını... aynısının, aynısının G20'de yapıldığını. Ne yapmanız gerekiyor? bak aynısının G20'de uluslararası ilişkiler şimdi, bak anladın mı kötü bir laf anlatabildim mi Peki anladınız mı peki mı bir dakika tamam. daha açık daha yani, açık olayım ama ben şimdi uluslararası toplantıdan bahsediyorum yarısı, sen yarısını anlatıyorsun Tek kalan sordum. yarısını anlatmıyorsun ama ben siz aynı Putin'e yaptık Putin'e de dinledim. bir saat koyduk ben kesmeden dinledim yok ben kestirmek zorunda peki. kalıyorum tamam, çünkü yarısını anlatıyorsun devam et hayır abi yarısını anlatıyorsun yarısını anlatma Putin sayaç koydu ya terbiyesizlik yaptı ya aynısını biz yaptık Putin'e de sayacı koyduk şimdi İşin kötü tarafı şu. Uluslararası ilişkilerde karşılıklılık ilkesi var ya. Burada durmamız gereken yer şurası. Ege'yi savunmak önce iktidarın işidir, doğru. Ama muhalefetin de işidir. Bir milli birlik olma açısından söylüyorum. Şimdi şeyle ilgili tartışmalara bakın. Milli bakalım. politikalardan, öteden beri gelen politikalardan ayrıldığında ne yapacaksınız o Peki, zaman? Peki bir şey söyleyeyim. Libya ile, Mavi Vatanı Libya ile o anlaşmayı yapmadan... O anlaşmayı yaptıktan sonra da Libya'daki yasal hükümeti görevde tutmadan koruyamazdın, uluslararası hukuk çerçevesinde sokamazdın. Ama Libya'da o anlaşmada destekledi CHP. Yahu, şunu anlatmaya destekledi çalışıyorum. Teskeri hayır dedi. Bizim ya o anlaşmayı, bak bizim o, o korumamızı. Başka. Hafter diyor ki, Hafter diyor ki ben Türkiye'yi düşman ilan ettim. Ben savaşı kazandığım anda o anlaşma kadık olacak, yok sayacağım diyor. Buna karşın Türkiye'de diyor ki ben Saraç hükümetiyle anlaşma yaptım. Saraç hükümetinin Trablus'un iktidarda kalması lazım. Asker yolladım ve Hafter'i püskürttüm. Burada nesi yanlış? Şimdi CHP, CHP daha doğrusu muhalefet. Muhalefet Libya ile o yapılan anlaşmayı onayladı mı onaylamadı mı? Meclis onayladı. Meclis onayladı. Mesela HDP de, meclis, meclis, onayladı yani CHP HDP de retoyu verdi. HDP ya HDP de verdi. Ya konuşmuyoruz ki. E niye konuşmuyoruz. HDP meclis canım Allah Allah. HDP, eş, ben, başkanı, hayır, HDP eş başkanı ya yani, HDP eş başkanı diyor ki yani, CHP'ye de hayır oyu işte verdi bir dakika, diyor. Bir dakika ya sabahtan bir CHP konuşuyorduk. HDP nereden geldi? Yani CHP İsmail hani Lükert, is, 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 söylediklerimi cımbızlıyorsunuz. Sizi itham ediyorum söylediklerimi cımbızlıyorsunuz. Size hayır, dedim ki Mithat, ya size az önce dedim ki Mithat Sancar kendini ya buna CHP de hayır oyu verdi kardeşim diye savundu. Bunu duymadınız mı dedim. Bunu size bu stüdyoda 3 dakika önce söyledim. Şimdi diyorsunuz ki nereden HDP'ye geldik. Çünkü HDP kendini CHP hayır oyu verdiği için savunuyor. Ya Oradan HDP'ye geldi. Ben HDP ile ilgili bir şey söylemedim. Niye cımbızlayayım sizin lafınızı? Cımbızlamak Hayır. derdim de yok. CHP'den yani. HDP'ye geldiniz diyorsunuz. Niye geldin sorusunun cevabı burada. Yapmayın ne olursunuz ya. Hakikaten yapmayın. Yani ulusal birlik olmak Talebi yanlış bir talep midir? Hayır, Sosyalist enternasyonel gitsek, Türkiye'yi savunursak... Bundan daha doğru talep olabilir mi? Ulusal birlik olmazsa Hiç şey olmaz. ben, ben hiçbir şey olmaz. Ben de bunu Ama istiyorum. Hiçbir şey olmaz. Ben de bunu istiyorum. Ama ulusal birlik dediğiniz bir parti politikası mıdır yoksa milli bir politika mıdır? Peki, Bundan bahsediyorum ben. Peki, bölgedeki bir Kürt devletinin, Amerikan kontrolündeki bir Kürt milli devletinin... engel. İşte milli tam da bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, milli orada bir ayrı yol, ayrımız yok ki zaten. Tamam. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerini korumak milli politika mıdır? Evet, milli politikadır. Tamam, Ama o bak haklar korundu mu? Ya da o milli politikanın gereği e, doğuda yapıldı mı? İşte Irak'ta, Suriye'de yapıldı mı? Bakın Mesela sağladığımız bu. sağladığımız Mesela avantajı bu. sağladığımız avantajı söyleyeyim o zaman çok uzatmadan. İyon Denizi'nde Yunanistan Arnavutluğu AB üyeliğiyle sıkıştırdı, 12 deniz miline çıktı. Bunu Ege'de ve Doğu Akdeniz'de şu anda yapamıyor. Bakın Exxon Mobil Amerika Birleşik Devletleri'ne dış işleri CEO'sunu, dış işleri bakanı yapmış bir enerji devi. Exxon Mobil'in gemisi Türkiye'deki seçim sonuçlarını bekliyor, Girit'in etrafında dönüyor, duruyor. Anlatmaya çalıştığım şey, sizinle aynı şeyi savunuyoruz ama neden hep aynı şeyi savunurken kavga ediyoruz? Size anlatmaya çalıştığım şey, CHP'nin genetiğinde bir ulusal politika ve ulusal duruş vardır ya. Bu ulusal duruşun sorgulanır hale gelmesinin şimdi partinin genel başkanı Engin Altay'ı dinlediğim zaman klasik CHP'yi duyuyorum. Ama dış politikadan sorumlu genel başkan baş danışmanını dinlediğim zaman başka bir şey duyuyorum. E şimdi ama şimdi burada ne çıkıyor biri, ortaya biliyor biri, musunuz? Biri, siz söylüyorsunuz. Bak baş danışman, diğeri partinin grup başkanıyla ilgili Peki. Engin Altay. Peki. Ama reklama gitmeden yani, önce bir sayı artık adam, oradan Hayır, eğer, şuradan bakayım hani, işte. Yani bardağın dolusu boşu. Peki. İsmail Bey, CHP delegesinin parti yönetimini almadığı bir adamı NATO'da memur olarak da İsterseniz çalışmıştır. İsterseniz büyük gidelim, sonra konuşalım. E, ee, NATO'da da ayrıyeten çalışmıştır diplomasi dışında. CHP delegesi üzerini çizdi. Parti yönetimine giremedi. Peki ne oldu? CHP'de dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcılığı makamı lav edildi. Ve aynı yetkiyle baş danışman olarak atandı. Parti tüzüğü izin vermediği için ama CHP delegesinin reddettiği Peki. parti yönetimine almadığı birinden bahsetti. Abdülkadir Bey'i duyalım. Buyurun. Şimdi Semih Hanım bu tartışmaları yaparken örneğin e, dış işleriyle ilgili ya da ekonomiyle ilgili rakamlarla ve verilerle konuşmak gerekiyor. Mesela Türkiye'den yabancı sermayenin kaçtığı gibi bir iddiada bulundu İsmail Dükel. Bakın 2002 yılına kadar Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımı 5,5 milyar dolar. 2002 yılına kadar. O da Özal'ın başlattığı o yabancı sermaye teşvik sürecinin katkısına rağmen şimdi yabancı sermaye kaçtı diyorlar ya ben size AK Parti iktidarında sadece doğrudan yatırım rakamlarını vereceğim 239,5 milyar dolar. Nasıl kaçmış? 2002-2007 yılları arasında Türkiye'ye Akdeniz havzasında en yüksek yabancı sermaye yatırımı çeken bir ülke konumunda. Şimdi Türkiye yıllık olarak sıcak para olarak demiyorum. Doğrudan yabancı sermaye yatırım ki en sağlıklı olan odur. Yıllık ortalama 5,5 milyar dolar yabancı sermaye alıyor. Bu yabancı sermaye Türkiye'de yatırım yapıyor, istihdama katkı sağlıyor, teknoloji getiriyor ve vergisini Türkiye'de veriyor. Bunun tabii artırılması lazım. Türkiye 250 milyar dolar ihracat yapıyor. Bunu neyle yapıyor? İşte 27 Mayıs'tan sonra devrim otomobillerinin e, yapıldığı o törende Cemal Gürsel'in bir konuşması var. Diyor ki Türkiye ot satarak bir gemi pamuk satıp e, bir tane makine alarak kalkınamaz. Elbette ki o dönem şartlarda öyleydi. Ama bak bugünün şartları böyle. 2002 yılından 2022 yılına kadar doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak Türkiye 239,5 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı aldı. Rakamlarla konuşmak lazım. Bir. İkincisi Türkiye Libya'yla Libya'ya bir operasyon yapmaya kalkıştılar. Amerika, Fransa ve iç savaş yaşandı. Biliyorsunuz Hafter güçleri Libya'da, başkent Trablus'a kadar gelmişlerdi. Türkiye o konuda meşru seçilmiş hükümetin yanında durdu. Geçenler Türkiye'de Teknofest vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı buradaydı. Karabağ'da biz Azerbaycan'ın yanında durduk. Ve Libya Başbakanı Dibeybe buradaydı. Ve Libya'da hükümet değişikliği olacağı zaman Türkiye ile istişare ediyorlar. Ve bizim Libya ile yaptığımız bu deniz yetki anlaşması bize neyi sağladı? E, Semih Hanım, Akdeniz'de o hattın dışında yani Türkiye ile Libya'nın birbirini gördüğü hattın dışında bir ülke bir doğal e, doğalgaz ya da petrol araması yapacağı zaman bizden izin almak durumunda. Bu çok büyük bir kazanım. Bu Türkiye'nin kazanımı. Bu Libya tezkeresine redoyu veren CHP sayesinde olmadı. Çok büyük yanlış yaptılar orada. Yani Atatürk'ün Hatay konusundaki verdiği mücadeleyi okusalar o CHP bu yanlışı yapmazdı. Irak Suriye tezkeresi. Suriye'de bir PKK devleti kurmaya çalıştılar. Ve şimdi onu Özay Şender'in çok değerli bir yazısı var. Taliban'ın oğluyla birlikte Irak'la birleştirmeye çalışıyor. Türkiye o PKK devletini, Akdeniz'e açılan o devlet projesini, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, ve zeytin dalı operasyonlarıyla kırdı. Ve daha da kırmamız gerekiyor. Çünkü orada yapacaklar, kuracaklar devletin aslında ilk provasını hendek savaşlarıyla bizim içimizde yapmışlardı. Hendek savaşlarının olduğu bölgeyle e, Suriye tarafını bütünleştirip bizi ve Suriye'yi bölüp orada bir PKK devleti kuracaklar. Bu da Irak ve Suriye teşkilatlarına redoyu verilerek olmadı. Bakın bugün Bizim Irak'ta 90'lı yıllardan beri kalıcı ve geçici üslerimiz var. Hem PKK ile mücadele ediyor, hem DAEŞ ile mücadele ediyor, hem de oradaki Türkmen kardeşlerimizin güvenliğini sağlıyor. Eğer bu tezkere reddedilseydi, biz Irak'ta 90 yılından bu yana elde ettiğimiz kazanımlar o üsleri boşaltacaktık. O üsler kim yerleşecekti? PKK yerleşecekti. Bakın şimdi Irak'ın ve Suriye'nin içinde PKK'nın önemli isimlerini tek tek etkisiz hale getiriyoruz. Niye? Oralardan sağlanan istihbaratlar sayesinde. Fırat Kalkanı, Barış Pıranı ve Zeytin Dalı bölgelerini biz boşaltsaydık oraya kim yerleşecekti? İkisine YPG, PKK, birine DAEŞ yerleşecekti. Peki. Ve Türkiye'ye yönelik en büyük tehditti. Şimdi Erdoğan'ı tenkit edebilirsiniz. Dış politikada ya Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tarafsızlık politikası, İsmet Paşa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık politikasına... Sayınsel aldık. bir reklama e gitmem doğrudur. lazım. Erdoğan'ın tahıl koridoru konusundaki tavrını bir desteklemek gerekir. Bir de Ünal Çeviköz'ün 12 adalar konusunda Yunan tezine, Karabağ konusunda cihatçıları götürüyorlar diye Ermenilere ve Suriye-Irak tezkereleri konusunda daha çıkarılmayacak diye geçen hafta verdiği röportajda güvence vermesine bakıp böyle bir insan... Atatürk'ün CHP'sinin nasıl dış politika başlanışmanlığını yapıyor, bunu da sorgulamak lazım. Peki, reklam. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu İngiliz BBC televizyonuna konuştu. Erdoğan'la aramızdaki fark akla kara Semiyorum, gibi. Semih Hanım deminki o konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? E, çok kısacık rica edeyim. Çok fazla başlık var. Çok İpek kısa, Hanım. tabii çok kısa söyleyeceğim. Buyurun. Bu tezkerelere ilişkin çok kısa söyleyeceğim. Şimdi kendi görüşümü ve partimin görüşünü söyleyeceğim. E, milli meseleler söz konusu olduğu zaman partilerin bir... E, dili olur, bir ilkesi olur. Kişiden kişiye değişmemesi gereken bir ilkesi olur. Ee, eğer söz konusu olan parti de büyük bir partiyse, parti ise parti meclis üyesinin, milletvekilinin, işte MYK üyesinin görüşüyle e, oradaki e, işte dışişlerinden sorumlu genel başkan danışmanının, başkan danışmanının e, görüşlerinin farklı olması bir kere kabul edilecek bir şey değildir. E, Sonuçta biz bunun Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ve HDP tarafından mecliste hayır oyu verilen bir tezkere olduğunu da biliyoruz. Eleştirebilirsiniz yani partileri, politikaları üzerinden işte ilkeleri üzerinden eleştirebilirsiniz ama kişiden kişiye değiştiğine ilişkin bir müdafaa geliştiremezsiniz. Bu inandırıcı olmaz. Çünkü en önemli şey meclise yansıyandır ve mecliste bu tezkerelere hayır çıkmıştır. Türkiye mutlaka da olmalıdır, Türkiye Irak'ta olmalıdır, Türkiye Suriye'de olmalıdır ve aynı politikadan sorumlu başkan danışmanı şunu da söylemiştir, Türkiye'nin Azerbaycan'da ne işi var demiştir. Bunu Peki. da ben eklemek, ilave etmek istedim. Türkiye Azerbaycan'da da olmalıdır ve milli konular özellikle de dışişleri, dış politika söz konusu olduğu zaman sırf iktidara muhalefet etmek için muhalefet yapılmaz, Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda hareket etmek gerekli diye düşünüyorum. Peki.